Merhaba herkese, iyi akşamlar. İyi akşamlar, ağız alışkanlığı oldu, iyi pazarlar. Akşam kapanış itibariyle işleri değerlendirdiğim için akşam bakıyorum, hep de böyle iyi akşamlar ağzıma yapışıyor. Emlak konut günlük grafik. Geçen hafta ayın 4'ünde kırdı. Şöyle bir grafikte bakmıştık emlak konuda. Bir göstereyim. Ben tabii kaldırdım yani, kırılan trendlerle işimiz yok, kaldırıyoruz. Onu pazartesi çok hızlı davrandı emlak konut, kırdı parçalı o direnci. O videoda söylemiştim kırması gerekeni. İşte hep örnek veriyorum yani, izleyen yani bütün videolarımı izlemiyor yani, herkes kendi ilgili olduğu hisseyi izliyor gerçi, ama emlak konutu izleyenler için söylüyorum. Daha önce burada örnek vermemiş olabilirim. Bakın şu tür kırılımlar görüyorsunuz, düşen akımı kontrol eden trend. Üzerinde bir kırılım. Normalin iki katı kadar bir şey var, hacim var. Boğa tuzağı olması bunların beklenmez. Bunu bir bilin. Yani teknik analize merak saldıysanız yani hiç olmaz anlamına gelmiyor. Bazen arkasından düzeltme olur. Pullback ihtimali her zaman vardır. Yani ona %100 yoktur bu işin. Bunu tekrar hatırlatayım, ama bu tür kırılımlar genellikle boğa tuzağı olmaz. Burada da olmadı. Yukarı yönlü hareket devam etti. Şimdi ortalamamız 5 günde. Çünkü akımı daha çok 5 gün kontrol ediyor burada. Yani o doğru çiziyor. 8 gün biraz uzak kalıyor. O yüzden 5 günde. Ve yeri çok iyi. Yani 2.45'te normalde bir direnç destek alanına gelir. 2.45. Dolayısıyla aşağı yönlü hareket devam ederse bu 2.45 desteğine dikkat etmeniz lazım. 2.45 desteğin kırılması demek şöyle 2.35'lere doğru, 34'lere doğru düzeltmenin derinleşmesi biraz da anlamına gelir. Şimdi bu mum formasyonları gereği şu mum şöyle yukarıda olsaydı, yani 2.60'larda falan olsaydı biraz daha tedirgin edici bir mum olabilirdi. Zaten kâr realizasyonunu simgeleyen bir mum. Ama 2.54'te çok da yani biraz tamam, 2.31 bir şey var, kaybı var falan, ona itirazım yok. Ama çok tedirgin edici değil. Yani yukarıda olması daha tehlikeli olurdu bunun. Klasik bir kâr realizasyonu ve bize burada 2.49'dan 2.48'den bir destek geldiğinde gösteren bir mum yapı itibariyle. Çünkü mum formasyonunu da çok takip eden var kanalda, biliyorum yani, onu da takip edenler var. Bu yani öyle dediğim gibi çok şey değil. Derin bir anlam yüklemek lazım. Klasik bir kâr realizasyonu anlatıyor. Isındı tabii yani, şimdi bir koca hafta geldi 2.20'den 2.60'ları gördü. Az bir verim değil bu. Bu yüzdesel bazda. %15 falan hesaplayamayacağım şimdi de, 15-16 civarına denk gelir. 78'e geldi. Şimdi şu Mayıs aylarında falan var. Ona şeyim yok, itirazım yok Mayıs-Haziran ayında, ama her hissenin böyle tepeleri var arasayda. Genellikle şöyle biraz daha geri aldığımız zaman EKG'yi, o da bu 78-79 seviyelerinin bile çok sık bulunmadığını arasayda görmek zaten çok mümkün. Genelde 73-74'ten kâr realizasyonu geliyor. Şu anda dediğim gibi bu tamamen bir düzeltme olarak düşünülebilir. Nereye kadar? Yani bu 2.45 kırılımına kadar düzeltmedir. Hatta aslında bakarsanız hani majör anlamda söylüyorum bunu. Yani 2.20'lere kadar falan dokunsa o şey olmaz. Hala belki düzeltme sınırı içinde kalır. Yani 20 gün üstlerini kıramamıştır. Fakat tabii kuruşta şey çok büyük, kar çok büyük EKG'de. O kadar düşüşü gözden çıkarmamak lazım. Yani o karınızı çok azaltır hissedeki. Onun için burada böyle yakın ortalamaları takip etmeyi bir tık daha doğru buluyorum açıkçası. Şimdi bir de Fibo'ya bakalım, o ne diyor bize? 1.618 neredeymiş? 1.618'den düzeltmiştir de. Allah bilir. Ya da yakınından. Yani 1.618 altın oran genellikle bir direnç alanıdır. 2.65. Yani 2.60, 2.65, 5 kuruş çok kafaya takmazsanız bir zaten düzeltme sınırında olduğunu görebilirsiniz. 2.44'te 1.272 Fibo. Yani kısa destek olarak 2.45 söylemiştim. Bir kuruş altında. Gerçi o 2.45 pazartesi açılışında 46-47 olur, 48 de olur. Yani oralara gelir. Doğrudan burada 2.44'te alınabilir. Yani bir düzeltme devam eder ve sağ yayılım olursa 2.44 kırılmadıkça kısa vadede çok hani basit düzeltme olarak algılanır ve tekrar yukarı hareketlerin devamı
beklenebilir burada. 1.618'de geçilirse 2.65'te ve üstünde kalmayı başarırsa bundan sonra 2.618 3.29 seferine geliyor ve zaten bu emlak konutunda düştüğü yerler oralar. Çok kıymetli bir hisseydi tabi geçmişinde. Şöyle bakarsanız kaç vardı burada? 4, 4'e yakın 3.50 3.60 vardı işte en yüksek oralar. 3.50 civarları. Yani genellikle işlem gördüğü yerde 2.92-83 civarıydı bunun. Tabii o şeyle faizin falan Türkiye'de yükselmesiyle işte emlak sektöründen biraz umutların kesilmesiyle falan ekonomik kriz mriz derken çok düştü aslında. Yani düştüğü yere bakın. Şurada 1 liraları gördü ya. Yani. Ancak daha eski seviyelerine bile tam olarak gelmedi aslında da işte gelmeye uğraşıyor diyebiliriz. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Bu haftayı da bakalım takip etmek lazım. Tekrar hatırlatayım bunu da. Şimdi emlak konut çimentocular bilmem neciler bu şeye çok odaklı. Kanal İstanbul haberlerine çok odaklı. Oradan böyle olumlu haber geldiği zaman çok hızlı tırmanışlar anlık hatta gün içi böyle anlık tırmanışlar da olabiliyor. Yatırımcısıysanız GEO'lar işte o şey de var çünkü. Yani sadece emlak konutun değil işte bilmem nerede arsası varmış o güzergahta da bir GEO falan. Onlar da çok pozitif etkileniyor bu tür durumlardan. O tür haberleri de takip etmenizi öneririm. Yani yakın takip etmenizi öneririm. Gelebilecek olumlu veya olumsuz haberler tekrar değer kazancına veya değer kayıplarına neden olabilir. Söyleyecek başka bir şey yok. Unuttuğum herhalde bir şey de yoktur. Şöyle bir kontrol ediyorum da. Herkese iyi haftalar.